Fizbinte'de kahve üzerinde balayage tonları vardı, bal tonları vardı. Güzel bir renk şey vardı ama herhalde vazgeçtim Şöyle ben. ki evet. Kahve tonları üzerinde. Yani saçının doğallığı bozulacak. Ben dedim belki saçın doğallığını koruyaraktan üzerinde bir şimdi şey her ben türlü de öyle istiyorum çalışma, ama. Her türlü çalışma uygulanabilir ama. Yani şimdi, sizin düşünceniz nasıldı? Pardon. Ana rengim yani. Ha, yaptıktan sonra sürekli dip boya yaptırma sorunu olacak biliyorsun evet, değil mi? Evet ondan dolayı her ay zaten. Dibin çıkacak, dibini boyatacaksın. Saçının rengi doğal, beyaz da yok. Evet. Hani o doğallığı koruyaraktan aralarında ya da uçlarında bir ışıltı olsaydı o zaman boya problemi olmayacaktı. Ama şimdi komple boyandığında bundan sonraki hayatın sürekli kuaförde ve boyayla geçecek. Yani bu doğallığı da korumak, hani şey olarak söylüyorum, başta bir konuşma yaptıysanız bunu da konuşmuşsunuzdur zaten. Tabii tabii. Hani ben kendi fikrimi söyledim şimdi. Zaten ilk başta Ersin Bey hani gelecek modeli çok bilmiyorum ama dedi doğallıktan yanayım dedi. Ki Gizem Hanım da bunu destekliyor ama burada sanki hani Ersin Bey doğallık değil de biraz doğallığın dışına çıkmaya çalışmış gibi gözüküyor. Ama şimdi işte... Destekliyor ama rahat değil. Bir de hani sanki netlik oluşmamış. Tam bir anlaşma olmamış diye düşünüyorum. Ben evet beklenti içerisinde şöyle bir durum neyi var. Beklediğini yani bilmiyorum. Ben de doğallığımın hani... Doğallıktan çıkmamak istiyorum. Evet. Ondan dolayı ana rengimin üzerine zaten ışıltıya veya boya istiyorum ama henüz anlaşamadınız. Yani Ersin Bey de kendi düşündüğü boyayı yapmak istediği için hani daha onu o konuşmaya gelmedik. Kesim yapalım ondan sonra dedim. Pivot point kesim mi yapıyorsunuz? Pivot point değil. Böyle birkaç tekniği kullanarak bir kesim yapıyorum. Dispersiyonlarınız onu gösteriyor yanlış. Ayrımlar? Dispersiyonlar. Evet. Onları gösteriyor. Yani bu ayrım şekliyle nasıl bir kesim yapılacağını... Yani dispersiyon bakıl zaman dört dispersiyon yapmışsınız. İki yan, iki arka ayırmışsınız. Buradan kesmeye başlıyorsunuz. Pivot point kesim tarzı. Serhat Bey'i ben çoğu zaman anlamakta güçlük çekiyorum. Teknik anlamda beni eleştirmesi gerçekten bunu söylerken bile tebessümümü gizleyemedim. Ben... Bir tane ayrım bile kendisinde göremezken bana teknik sorular sorması, böyle İngilizce sorularla bunu süslemeye çalışması çok ilginçti. Kesimden sonra diğer işlemlerinizde vakit kalacak mı? Ben vakit sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tamam. Aslında... Ben daha sonucu görmek istiyorum artık. Evet. Ersin Bey'i rahat bıraksak, devam etsek... Ben çok rahatım ama şunu söylemek isterim. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Şimdi ben bu kadar yıllık bir deneyimle siz tepe noktası ya da ayrım doğru değil derseniz... Ben bu deneyim noktasına girersek yok. Deneyim noktasına girersek ben... Ben kendimi anlatıyorum ama Serhat Bey. Tamam. Ben burada eğer bu anlamda siz bir yorumda bulunmanızı çok şık bulmadım ama yorumlarınıza saygı duyuyorum. Ben teknik bakın, çalışıyorum şık, çünkü. Ben sizin yaptığınız çalışmada bu kadar net bir ayrım asla görmedim. Ben point kesimden bunu göremezsiniz kaybım zaten. Point point bir kesim tekniğidir. Ve bunun spersiyonları, her tekniğin bir spersiyon ayrımları var. Biz saç ayrımlarına spersiyon deriz. Teknik terim olarak. Bu spersiyonlar yanlıştı. Kullandığı teknik point point tekniği olduğunu ben söyledim. Ama 2-3 tekniği bir arada kullandığını söyledi. Böyle bir teknik yok. Madem siz bu kadar detaylandırıyorsunuz, ben size bir tarak testi yapayım o zaman. Tarağın durduğu yer neresi? Ben size o tarağı ensede durdurum, sıkıntı yok benim için. Bakın, ensede durmaz o tarak öyle. Eğer siz saçın tepe noktasını bulmak istiyorsanız, tarağa koyduğunuz düzlemden bir parmak dışına gelirsiniz. Bir parmak dışına gelirsiniz. Şimdi düşünceniz o zaman öyle, benim öyle. Serhat Bey, eğer benim nasıl bir çalışma yaptığımı merak ediyorsanız ben size açıklıyorum. Siz bunu doğru bulursunuz, bulmazsınız. Onu ben saygıyla karşılıyorum. Ben çünkü de ayrıma girdim. Şu ayrımdan yanlış olduğunu görüyorum. Bilmiyorum. Siz bu ayrımda point yanlış point göremezsiniz. Point point eğitim alan bir kişi varsa ya. Siz bu ayrımda yanlış olacak. Göremezsiniz. Zaten tarağı koyunca tarak burada çıkıyor zaten. Serhat Bey siz bu ayrımda yanlış göremezsiniz. Bakın tekrar ediyorum. Tamam. Tarağı koyduğunuz noktanın... Orta noktasına gelin tarağın. Tarağı koyduğunuz noktanın göster, bir parmak şöyle. Gerisidir. Gerisi değildir. Orta noktasıdır. Böyle ben biliyorum. Ben saygı duyuyorum size. Böyle ben biliyorum. Çok özür dilerim ama saçın şu kısmını açabilir miyim Ersin'ciğim? Tabii. Yani ön boy olayı bitti galiba değil mi? Boylar ayarlandı büyük ihtimal. Evet.
temiz aslında katlar başlamış. Hayır, yanlara hiç katlandırma yapmadık da. Bunlar var mıydı? Önceden saçta uzanmış bir perçemleri vardı. Yaptığınız detaylandırmalara da dikkat ettim. Sizde en ufak bir net bir ayrım görmedim ama ben bunu ifade bile etmedim. Hem size yaptığım yorumlarda hem sizin olmadığınız anlarda bu teknik çalışmalarla ilgili yorum yapmadım. Hani sizden bu ayrımları görmezken sizin daha gelip bana tepe noktasıyla ilgili bilgi paylaşımda bulunmanızda çok anlayamadım. Sadece, ben sordum sadece. Sormak hayır, iddia ettiniz. Yani, ediyorum değil. Çünkü zaten Tarak size ayrımı gösteriyor. Şimdi Serhat Bey, sormak başka bir şey, iddia ayrım noktası orası değil midir? Arkadaşlar, izleyicilerimizden bilmeyenler varsa da öğrenmiş oluyor. Katkıda bulunuyor. Yani siz şimdi mesela birbirimizle bunu, yani çıktı bayanların bu tekniği evet bilmesi şart değil yani. Evet. Serhat bayağı bir hiddetlendi. Oradan Hüseyin Bey hiddetlendi. Oradan şey, bana hiç konuşma şansı vermediler. Kendileri aşırı hiddetlendiği için. Alo. Ben eğitim almak istiyorum Ersin Bey'den. Özellikle tepe notlarını öğrenmek istiyorum. Koldex notlarını öğrenmek istiyorum. Point ayrımları öğrenmek istiyorum. Aa, bu ne ya? Bende dalga mı geçiyorlar ya? Serhat Bey bulduğu her fırsatta Ersin Bey'in tekniğini sınıyor. Haliyle bu konuşmalar ortamı fazlasıyla geriyor. Yani benim en baştan dediğim gibi galiba eğitim konusunda kelimeleri biliyor ama uygulamaya gelince bir sıkıntı var. Yani biraz gösteriş amaçlı şeye oynuyor. Point eğitimini her kuaför görmüştür bence. Sözlük yazı. Evet. Ben inanılmaz sinirlim çünkü şu an. Tabii ki. Bir ayrımda kulak bitiminde olması lazım değil mi? Evet, evet. Tarağı düz koyduğu zaman, tepeye tarağı koyduğu zaman tarağın tam orta bitim noktası. Evet. Çizginin üstünde olması lazım değil miydi? Kesinlikle. Ne gördünüz abi? Tarağı kendisi koyuyor, diyor ki bir parmak altında. Çünkü bir parmak altındaydı. Evet. Nedir ya yani bu? Arkadaşlarımın sorusu, rakip demiyorum, arkadaşlarımın soruları etkiledi mi sizi? Ya da yok, etkilemez. Farkındaysanız Gizem Hanım şeyi vurgulamaya çalıştılar. Şimdi yani siz başta bunu konuşmuştunuz. Neden sonradan hanımefendi böyle bir şey istedi? İşte siz o kadar zamanı boşa mı harcadınız aslında demek istediler. Ama bunun böyle olmadığını biz zaten biliyoruz. Çünkü ben olaylara tamamen sizin pencerenizden bakıyorum. Bir arkadaşımız da şunu söyledi. Siz farkında mısınız? Hayatınız boyunca dip boyası yaptıracaksınız. O zaman dünyadaki o bütün kadınlar bir şey için, eziyet içindeler midir? Yani işte bu yorumlar aslında yani ne yapmak istediğinizle ilgili değişiyor. Yorumların çok pozitif olduğunu düşünmüyorum. Bir de beyefendiye ben teknik olarak gösteriyorum. Bu ayrımların bir tanesini göremedik. Ama ben böyle şeylere girmem tabii ki. Ben ispatlı bir şekilde çalışan birisiyim. Her şeyi somutlaştıran birisiyim. Güven verdik mi size? Tabii ki de verdiniz ama dediğim gibi o da sizin çalışma tarzınız öyle olduğu için. Hani diğer arkadaşları bilmiyorum, onlar nasıl çalışıyorlar. Keşke görseydiniz. Ben yine şoklara girdim. Ya ben çok abartıyor muyum diye bir bazen kendimi ölçmeye çalışıyorum. Yani wow. Teşekkürler. Ersin Bey'in ikramı da sana. Ersin Bey'in kurtulmanın ikramı oluyor bu. Bu bir sanat işte. Kesinlikle. Yaratım. Çok şık gözüküyor. Bakın, yaratım.